Avusturya'nın en büyük ikinci kenti yani Graz'dayız. Gerçi Graz denilmiyor. Graz denildiği zaman anlaşılmıyormuş. Buradakiler anlamıyormuş. Ne demek lazım? Nasıl demek lazım? Graz. İlginç bir aksan var tabii ki. Tabii şehrin en yüksek noktasına geldik. Öncelikle buradan başlayalım dedik şehri gezmeye. Çünkü bir şehrin en yüksek tepesine çıktığınız zaman zaten şehrin genel hatlarıyla planına hakim olabiliyorsunuz. Bir de baktığınız yerde zaten şehirdeki yapıların isimleri de yazıyor. Bu bakımdan ilk başta yüksek bir yere çıkıp, yani varsa tabii şehrin öyle bir konumu, oraya çıkıp şehri seyretmeniz, ondan sonra gezmenizi tavsiye ediyoruz. Burası Schlossberg. Schlossberg mi? Yani yüksek tepedeki olan kale manasına evet. Geliyor. O kaleden sadece arkamızdaki yapı kalmış. U-Turm. Doğru söylüyor muyum? Doğru. Sadece U-Turm kalmış. Yani saat kulesi şeklinde tercümeye edebiliriz Türkiye'ye. Aslında burada bir kale var. Bu kale 10. yüzyılda yapılıyor. Daha sonraki yüzyıllarda bu kentin savunmasında büyük bir önemi var. Yani bu kaleyi almak neredeyse imkansızmış. Hatta Napolyon buraya geliyor. 1800'lerin başında buraya almaya çalışıyor. Yalnız başaramayınca kaleyi, şehri bir süre sonra fethettikten sonra sırt sinir olduğu için bu kaleyi yıkıyor. Ancak şu arkamızda gördüğünüz saat kulesine dokunmuyor. Burası kalıyor. Bu kalenin yıkılması 1809 yılına rastlıyor. Burası oldukça güzel bir konumda. Hemen size şöyle manzarayı gösterelim. Oldukça güzel bir manzarası var. Şehri tamamıyla buradan seyredebiliyorsunuz. Hatta ön tarafa gittiğiniz zaman panoramik bir şekilde de şehri seyretmeniz mümkün. Yani göremediğiniz bir kısmı neredeyse yok. Burada Schlossberg'in yıkılmadan önceki bir planı yer alıyor. Kale yıkılmadan önce böyle görünüyormuş. Saat kulesi hemen şurada. Sağımızda kalıyor. Kalenin tamamı da şu şekilde. Evet. Şu anda bulunduğum noktada zaten şurası. Aslında burada kalenin burçları varmış. Ancak şu anda öyle bir şey yok. Ancak dediğim gibi mükemmel bir manzaraya sahip. Şuraya baktığım zaman şöyle bakalım. Gerçekten şehir ayaklarınızın altında. Mükemmel bir manzara. Tabii biz şu anda şehrin batı tarafına bakıyoruz. Saat Kulesi'nin oradan doğu tarafını da görebiliyorsunuz. Saat Kulesi'ne ücretiyle asansör yardımıyla çıkabileceğiniz gibi şöyle merdivenlerden de aşağı inebilirsiniz. Biz şu manzaraya tanıklık etmek için merdivenleri tercih ettik. Merdivenlerden de şuradan çıkabilirsiniz. Bu sırada muhteşem görüntülere, manzaraya da eşlik edebilirsiniz.
Şimdi de Hauptplatz dedikleri meydanın önündeyim. Burası aynı zamanda tarihi şehir, yani eski şehir olarak da biliniyor. Bu çevrede oldukça eski binaları ve yapıları görmek mümkün. Şu gördüğünüz bina Rathaus, yani belediye binası. Hemen sağında, solunda ve karşısında inanılmaz derecede güzel bir şekilde görünen tarihi yapılar mevcut. Tabii şu anda şurada bir çalışma olduğu için bir görüntü kirliliği var. Ama bunun dışında gerçekten oldukça güzel. Viyana'da olduğu gibi burada da bisiklet kültürünün çok yoğun olduğunu görebiliyorsunuz. Graz küçük bir şehir. Yani bize göre küçük bir şehir. Avusturya'ya göre oldukça büyük zaten. Sokaklar genel olarak bu şekilde sakin. Büyük bir kalabalık yok. Bu nedenle aslında tam bir huzur şehri. Ve de küçük olduğu için yani gezmesi de sıkıntı değil. Yürüyerek birçok noktayı gezme şansınız bulunuyor. Kısa sürede burayı gezebilirsiniz, gezinizi tamamlayabilirsiniz. Nehrin diğer tarafına geçtiğinizde karşınıza çıkacak ilk yapı Maria Hilfkisesi. 17. yüzyıldan günümüze kadar ayakta kalmayı başarabilmiş.